Öncelikle bizi atölyemizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Hoş geldiniz. Kuzguncuk Muayyer'e hoş geldiniz. Dükkanımızın ismini de söyleyeyim. Ben Deniz Uğur Emre Yörük. Hem eskiciyim hem de atölyem var. Atölyemde de 3 boyutlu minyatür sanatını icra ediyorum. Birazcık metot olarak kendi geliştirdiğim bir tarz. Farklı disiplinlerden besleniyor. Gelişen ve gelişmekte olan bir iş. Yurt dışında birkaç tane muadilim var ama tarz olarak yani sadece şey, onlar da uçan kayaların üzerine evler yapıyorlar. Ben biraz daha fantastik şehirler, daha girift yapılar çalışmayı seviyorum. Peki ne süredir ilgileniyorsunuz minyatür sanatla? Şöyle söyleyeyim, ben aslında çocukluğumdan beri genel hobiciyim. Çok fazla farklı tekniklerle çalıştım. Ama asıl hani sanatı böyle aktif olarak yapabildiğim ilk zaman bu dükkanda çalışmaya başladıktan sonra oldu. Burayla ne gider diye düşündüm. Hani Kuzguncuk'un kendi mimarisi zaten bambaşka bir şey. Hani onun verdiği bir ilham var. Bir de bir iki tane takip ettiğim sanatçı vardı. Bu şu an çalıştığım metotların çok daha minimalist, çok daha sade versiyonlarını yapıyorlar. Dedim ki hani uçan bir şehir temalı bir şey çalışayım ben de. Ama tabii 1,5 sene sürdü çünkü tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Bir de hani malzemeleri falan test ediyordum açıkçası. Ne neyle uyuşur vesaire falan. Bir de tabii hani boyama, oymacılık bilmem ne gibi şeylerim o kadar gelişmemişti. O yüzden biraz dinlene çalıştım diyeyim. Bir de tabii hani burada çalışırken kendi keşfettiğim metotlarım da oldu. Malzeme bilgisi alabilir miyiz biraz? Tabii ki. İlk başta şöyle anlatayım. Genel benim temel ham maddem piyasada taş tozu olarak geçen seramik tozu ve alçı karışım bir toz. Bunu sanırım hobi olarak mum yapımcıları falan da kullanıyormuş. Ben şeyden dolayı kullanıyorum. İşlediğim zaman ince işlikte dağılmayan bayağı sağlam bir yapısı var. Bir de çok hızlı bir şekilde kuruduğu için daha çok üretebiliyorum parçaları. Binaların ana ham maddesi o. Fakat ekstradan mesela yeşillik detayı, ağaçlar vesaire eklemek istediğim zaman gizli silahım bulaşık süngeri. Veya atıyorum gerçek yosun kullandığım dolayı daha büyük ölçülerde. Genel olarak farklı alaşımlardan teller de kullanıyorum. Çünkü bu uçan ada formunu vermesi için altlarında bir armatür desteği gibi bir tane ince bir teli oluyor bunların. Genelde pirinçten veya çelikten kullanıyorum onları. Ekstradan da son çalıştığım bir sanatsal diyebileceğim bir serim var. 18 parçalık ondan sonra. Onların içerisinde yoğun miktarda kuvars kristali kullandım. Çünkü daha böyle büyülü, fantastik duruyor şeyleri. İşlerimin renklendirilmesinde de genelde akrilik boya tercih ediyorum. Çünkü her yüzeye rahatça uygulayabileceğim bir şey. Çok da öyle şey pahalı akriliklerden değil. Bizim normal tahta boyamasında falan bilen, ahşap boyamada kullanılan akriliklerden. Sıvı varak veya normal parmakla sürebileceğiniz toz varak boyalarını da kullanıyorum. Altın detayları için, metalik görüntüsünü vermesi için. Sulu boyayla çalıştığım parçalar bu arada benim şey asıl hani ilham kaynağım Hayao Miyazaki'nin animeleridir bu arada. Şey, Studio Ghibli'nin. Onun renk skalasına çok yakın bir şey elde etmiş oluyorum. Yani arkadaki tablonun da aslında biraz ona bir atıf diyebilirim. Biraz tekniğinden de konuşalım istiyorum. Sonra da uygulamaya geçelim. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Önce ilk başta parçalarımı oyarak başlıyorum. Hani çok basit, asla profesyonel diyemeyeceğim bir oymacılık tekniğim var. Ondan sonra bunlar için genelde böyle basit ahşap oyma takımları kullanıyorum. Kretuar, farklı maket bıçakları kullanıyorum. Oyma işleri bittikten sonra da genelde gündelik yapıştırıcılar kullanıyorum. Çok kompleks şeyler kullanmıyorum. Hepsini bir araya getirdikten sonra da boyama kısmına geçiyorum. Onda da ince uçlu böyle minyatürlerde de kullanabileceğiniz temel fırçalarla genelde işte bahsettiğim boyalarla renklendirmeye geçiyorum. Finalde bittikleri zaman da şu an için cam fanusların içerisinde sergiliyorum. Kaydeleri bittiği zaman da o metal bir telin üzerine oturtuluyor. Uygulamaya geçelim mi? Uygulamaya geçelim. Benim birazcık kendime disiplin etmek için geliştirdiğim metot var. Buna 1.25 diyorum. 1 saat 25 dakikada daha böyle standart bir ürünü tamamlamaya zorluyorum kendimi. Tabii normalde 1 saat 25 dakika sürmüyor. Şu an yarım saat bile artık tamamlayınca bir el çabukluğuna kavuştum. Şimdiye kadar çalıştım. En ufak ebatlardaki adalardan çalışacağız.